Kanyon derin sahasında, insan etkisinin yer almadığı destansı güzellikte bir doğal peyzaj oluşumu var, burada çok az insanın görme şansı olabileceği, tamamen doğanın zaman kavramı temelinde farklı etkenlerle birleşmesi sonucu biçimlenen su hidroloji döngüsü var. Benzersiz görkemli güzellikler sunan derin göl ve kayalık havuzlarda Antalya'nın sıcak mevsimlerinde yüzme ve serinleme rekreasyon zenginliğidir. Ulaşım kolay, erişimin çok zor olduğu derin saha doğal peyzajı, alan doğasında ve doğal yaşamında doğal olarak var olan nesneler ve özellikler sentezidir. Kanyonun zorlu derin ve sarp sahasına erişilmesini olanaksız hale getiren sarp ve dik karstik sistem, insanların zararlı etkilerini kısmen önleyebilmektedir. Alan sahasının çok az bölümlerinde insanlardan neredeyse hiç etkilenmeyen ve hatta doğal koşulların etkisi altında ayrı ayrı önceden belirlenmiş bir düzene yerleştirilmiştir. Su debisi mevsim bazında değiştiğinde buna hazırlıklı olarak gitmek oldukça önemlidir. Kanyon tabanında yüzmeye elverişli irili ufaklı doğal havuzlar ve gölcükler, doğanın en önemli peyzaj sistemidir. Gür ve sık ağaç örtüsü gölgelik pek çok alanda, serin bir ortamda sessizlik içerisinde eğlenme ve dinlenme olanağı var, doğanın keyfini çıkarılırken, çöplerin bırakılması doğa sistemine kalıcı zararlar vermektedir. Burada doğanın peyzajı, insanlığa kendi geleceğini yine doğanın diliyle anlatırken, aşırı kirlilik baskısı bakir güzelliklerin sürdürülebilir niteliğini engelliyor. Tabanda, genişliği 20 ila 30 metre, derinlik yüksekliği 115 metre olan kanyon sahası traverten kayaçlıdır. Travertenler, toroslardan gelen suların etkisiyle derine aşınmış, kanyon oluşumu 1 milyon yıllık süreci kapsar. 280 ila 300 metre rakımlı döşeme altı platosunda altı çarşak halindedir. Kanyonun içinden akan Güver, Karaman ve Gürkavak çayları, benzersiz güzellikte doğa oluşumları yaratmıştır. Toroslardan Akdeniz'e çağlayan sular, Kapuz Güver Kanyonu'nu, yüz binlerce yılda travertenleri aşındırarak oluşturdu. Toroslarda baharla birlikte eriyen kar suları, Akdeniz'e kavuşmak için yola koyulur. Kar suları kaynaklara, kaynaklar ve derelere, dereler nehirlere dönüşür. Daha gür çağlayarak, buluşma için. Dağlarda, ovalarda türlü engellerle karşılaşır, su damlacıkları ama büyük buluşma için yılmadan mücadelesini hep sürdürür. Döşeme altı ovasının travertenlerini sabırla işlemeye devam etti. Sonunda mücadeleyi kazandı ve Akdeniz'e ulaşmasının önündeki en büyük engeli Kapuz Kanyonu ile aştı. Yüz binlerce yıl süren bu büyük mücadelenin sonunda Akdeniz'in türkuaz mavisi suları ile buluşur, durur, Torosların suları. Günümüzde de devam eden bu mücadele, Antalya'nın güzelliklerine bir başka güzellik, Güver Kapuz Kanyonu'nu kazandırıyor. Düzler Çamı sahasında bulunan Güver Kanyonu'nun uzunluğu 5 kilometre, derinliği ise 100 metreyi aşıyor. Kapuz Boğazı'ndan derin bir yar olarak çıkılan kanyonun son bölümü, eşi bulunmaz bir güzelliğe sahip. Şef Tanrı Doğa Ana'nın saklı huzur noktası Kapuz Kanyonu, Antalya merkeze 10 kilometre mesafededir.
Kanyon sulak sahasında yapılabilecek aktiviteler de oldukça fazladır. Suda yürüyerek keyifli bir gün geçirmek, su çevresinde piknik yapmak, burada kamp kurmak, balık tutmak, birkaç gün kalmak ve doğanın keyfini çıkarmak en popüler seçeneklerdir. Suyun traverten araziyi aşındırması sonucu yaklaşık 1 milyon yılda oluşan kanyonun içinden Karaman, Güver ve Gürkavak çayları, geçtiği noktalarda benzersiz manzaralar oluşturur. Antalya'nın içinde olmasına rağmen şehirden uzak bir görünüm sergileyen Güver Kanyonu, doğayla baş başa kalmak isteyenler ve kanyon sisteminde unutulmaz bir macera yaşamak isteyen doğa sporcuları için en ideal adres. Kanyon doğal peyzajı bileşenleri süreklidir. Güzel manzaraları oluşturan biçim, özellik, doku ve renk bakımından sürekli bir değişim ve olgunluk döngüsü mevsimsel izlenebilir. Burada doğanın dış güçleri genellikle peyzajı sürekli olarak etkiler. Peyzaj faktörleri arasında işbirliği, doğal dengeler değişmedikçe devam ediyor, spesifik kaynakları olan dengeli ortam olmasını sağlayacak. Karstiklerin vadide suyun derin ritmi mikroklimatik koşulları yaratırken, çok geniş yelpazede floristik çeşitlilik sahada yer yer bozuk peyzajın tamamlanması sürecinde azalmakta ve bitki örtüsünün yönü çok daralmaya doğrudur. Jeolojik süreçte arazi, toprak, hava, su, bitki örtüsü ve hayvan toplulukları, insan etkisi olmaksızın kanyon derin dik vadisinin peyzajında günümüze kadar gelebilen ekolojik bir denge oluşturmuştur. Burada cansız ve canlı her unsur alan bütünün bir parçasıdır. İnsan yıkıcı etkileri, sürekli saha doğal peyzajından parçalar koparmaya devam ediyor, bütünlüğünü bozuyor. Karstik kayaçlar üzerinde oluşmuş kanyon vadisi, doğal yapısı, insan başta olmak üzere, bütün saha canlıların varlığını korumada yaşantısını sürdürmede çok önemli rolü olan doğal jeolojik ve hidrolojik peyzajı, bir materyal kaynağı ve estetik oluşumları bünyesinde toplayan güzel manzaralar dokusudur. Bu bütüncül doku sisteminde çok sayıda aktiviteye doğal olanaklar yaratılmıştır. Milli park olması nedeniyle, kısmen korunan kanyon sahasında fiziki unsurların yarattığı doğal peyzaj sisteminde topografya, toprak, iklim, jeoloji, hidroloji, flora ve fauna sık orman ve orman altı örtüsüyle bir bütünlük halindedir. Orman altında suyun ve kuşların şarkılı sesi iyi bir terapidir. Kanyon sahası Antalya'nın bir bölümünün içme suyunu sağlarken, sahanın doğal peyzajı, kültürel peyzaja dönüştürülüyor. Kanyon üst kenarları orman altı örtüsünde, Şubat ayında anemon çiçekleri, farklı renk tonlarında güneşin doğumuyla birlikte açmaya başlar. Çevrede Akdeniz iklimi bitki örtüsü yaygındır.
Türkiye'de ve dünyada benzersiz destansı güzellikteki Kapuz Güver Kanyonu'nda yürüyüşle gezilirken, farklı güzelliklerle karşılaşılır. Bazen bir derenin düdene dökülerek gözden kayboluşu izlenebilir, bazen de derenin kenarındaki zakkumları izlerken farklı dünyalara doğru yolculuğa çıkmak duygusu yaşanır. Topografya ve iklim koşullarındaki çeşitli değişikliklerle oluşan doğal peyzaj, kanyon coğrafyasında yatay ve dikey topografya ile iklim koşulları sayesinde, sayısız doğal manzara sistemini yaratmıştır. İstikrarlı arazi, yapısı kanyon sistemi doğal peyzajında bitki örtüsü, biçim, standart ve rengiyle sınırsız zenginlik sağlamakta. Kanyon Akarsu Vadisi, kenarı vejetasyonu, güver ve karaman çayları ve çayın kenarlarından oluşmaktadır. Vadinin deniz etkisini alan hava akımı ve suyun oluşturduğu nem ve sıcaklık farklılığı mikroklimayı yaratmıştır. Alanın tamamında bulunan bitki türlerinden farklı olarak yaşamları suya bağlı türlerle beraber bazı su sever türlerden oluşan bir yapıdadır. Güver Kanyonu'nun derin ve Sarp Vadisi içi gibi, yukarı düzlükleri de muhteşem bir manzara sunar. Kanyonun içinde zengin fauna ve flora ile baş başa kalan ziyaretçiler, kanyonun seyir sahalarında hem Bey Dağları'nı hem de Antalya'yı farklı bir açıdan izleyebilir. Güver Kanyonu, macera tutkunu doğa sporcularına muhteşem alternatifler sunar. Orman yolu dağ bisikletçileri için eşi benzeri bulunmaz bir parkurdur. Piknik için de ideal bir adrestir. Suyun farklı şekiller verdiği kayalıkların karşısında nehrin kenarındaki zakkumların arasında piknik yapılabilir. Kanyon sistemi, bitki örtüsü çok çeşitlilik gösterir. Antalya Korkuteli yolunun kuzeyinde kalan kısımda üzerinde seyrek dağılım gösteren makiliklerin yer aldığı sarp kayalıklar geniş alan kaplamaktadır. Termesos Milli Parkı ile Güver Kanyonu Tabiatı Koruma Alanı'nda ise maki elemanları ile kaplı kayalıkların yanında Kızılçam Ormanları geniş alan kaplamaktadır. Bu saha en geniş tufa, yani traverten çökeli özelliğini taşımaktadır. Ilık su çökeli olması ve çökelimindeki biyojenik köken nedeniyle Antalya tufası olarak tanımlanır. Tufa birimini çevreleyen kalker ağırlıklı kayaçlardan, karbondioksit içeren bünye suyunca çözünen karbonatlar, yeraltı su yolları ile taşınmaktadır. Yeraltı suyunun yüzeye çıktığı yerlerde ise, karbondioksit havaya karışmakta, basınç düşmesi ve mikroorganizmaların etkisiyle kalsiyum, tufa şeklinde çökelmektedir. Güver Gürkavak Kanyon Sistemi tufası akarsu çökelme sisteminde gelişmiştir. İrili ufaklı göllerde tufa çökelimi sürerken, yamaç aşağı gölü sınırlayan setlerden taşan su çağlayanları oluşturur. Çağlayanların yüksek enerjili ve türbülanslı ortamında fiziko-kimyasal ve biyojenik çökelim ile düşey tufa perdeleri oluşabilir.
Güver Kanyonu'nun temelini oluşturan travertenler, kalsiyum bikarbonatlı suların yeryüzüne çıktığı veya basıncın azaldığı yerlerde, içindeki karbondioksit gazının uçması ile, çoğu zaman muntazam tabakalar halinde oluşan, boşluklu kalkerlerdir, bir anlamda kireç taşı olarak da bilinirler. Güver Kanyonu kireç taşı mağaraları, karstik şekillerden biridir. Bu mağaralar, kalkerli arazi içinde suların eritme ve aşındırması sonucu meydana gelen yeraltı boşluklarında oluşur. Kanyonun yapısında bulunan karstik kayaç türü suyun aşındırmasından çok kolay etkilenen bir kayaçtır. Kanyonun oluşumunda suyun etkisine uzun süre dayanamayan bu kayaç türü etkili olmuştur. Ancak oluşum süreci yaklaşık 1 milyon olduğu tahmin edilmektedir. Bu oluşum süreci hali hazırda devam etmekte olup günümüzde Güver Kanyonu'nun uzunluğu 3 kilometre, derinliği 115 metreyi aşmakta ve genişliği 20 ila 30 metreyi bulmaktadır. Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de doğal alanların ve biyolojik çeşitliliğin kaybı çok ciddi boyutlara ulaşmıştır. Doğal ekosistemlerin ve habitatların parçalanması, içinde barındırdığı biyolojik çeşitliliğin azalmasına ve tükenmesine neden olmaktadır. Güver Kanyonu sahası ve çevresi ağır insan baskısı nedeniyle ekosistem, tür ve genetik çeşitliliği kapsamında biyolojik çeşitliliğin azalması, ekosistemin sürekliliği açısından önemli bir risk oluşturuyor. Doğal habitatların parçalanması ve kaybı, farklı yoğunluklarda ve biçimlerde olmaktadır. Saha ekosistemi içindeki hassas kaynaklardan biri yaban hayatıdır. Burası aynı zamanda bir habitat adasıdır. Burası, korunması gereken çekirdek ekosistem alanıdır. Yoğun vejetasyon örtüsüne sahiptir, tehdit altında korunması gereken hayvan türleri ile nadir, endemik bitki türlerini içerir. Saha alanı, düşük yol ve nüfus yoğunluğuna sahiptir. Bölgede çekirdek doğa mozaikleri alanları ve yapay koridorlar heterojen bir yapı oluşturmuş. Kanyon sahası çevredeki karayolları arasında ekolojik koridor görevi yapar. Burada ekolojik koridorları parçalanmış peyzajlardaki uygun habitat adaları arasında organizmaların hareketi peyzaj yapılar tarafından sağlanır. Hayvanlar tarafından günlük ya da mevsimsel hareketlerde kullanılan koridorlar aynı zamanda peyzajdaki diğer ekolojik fonksiyonlara da katkıda bulunmaktadır. Güver Sarp Derin Vadi sahasında habitat bağlantılarında, genellikle en esnek yapıda olan ve farklı yaban hayvanların hareket edebilecekleri genetik değişimlerin meydana geldiği, popülasyonların doğal afetler ve çevresel değişimlerle yer değiştirdikleri ve tehlike altındaki türlerin diğer alanlardan taşınabildikleri, susuz derin çarşaklar gibi koridorlara sahip geniş alanlar var. Güver Kanyon sahası sadece kanyon değildir. Sulu ve kuru çarşak doğal peyzaj yapı sisteminde temel habitat ekolojisi, ortam ekosistemdeki pek çok habitat formu peyzajda zengin bir mozaik oluşturur. Bunlar yavaş yavaş birinden diğerine dönüşebildikleri gibi doğal nedenlerle veya insanların neden olduğu sınırlamalarla değişim içindedir. Ancak yaban hayatı, popülasyonları insan müdahalesi olmayan sağlıklı ve bağlantılı ekosistemlere ihtiyaç duyarlar. Dünya çapında başta olmak üzere, güver sahasında da türlerin azalışının birincil nedeni insan etkili habitat parçalanmalarıdır.
Antalya konumlu habitat parçalanmasında, büyük habitat adalarının daha küçük parçalara ayrılması ve aralarındaki yalıtımın artması süreci son hızla devam ediyor. Parçalanma, genellikle insan kullanımlarıyla tarım ve yerleşim amaçlı uygulamalar ile ulaşım ağlarının inşa edilmesi sonucunda ortaya çıkmaktadır. Ulaşım güzergahlarının yaban hayatı üzerinde yol ölümleri, engel oluşturma, habitat parçalanması etkileri oldukça fazladır. Güver Kanyon sisteminde yer alan ve Antalya'nın kuzeybatısında Düzler Çamı Milli Parkı içerisindeki Gürkavak Kaynağı şehrin su temin ettiği en eski kaynaklardan biridir. Güver Kanyonu tabiat parkı alan ve çevresinde 47 adet ekonomik önemi olan bitki türü içermektedir. Bu bitkilerin bir kısmı tıbbi amaçlı olarak kullanılmakta, bir kısmı baharat olarak, bir kısmı da sebze ve meyve olarak kullanılmaktadır. Güver ekosistemi bölgesinde genel iklim tipi yaz aylarında sıcak ve kurak, kış aylarında ılık ve yağışlı olarak geçen Akdeniz iklimidir. Alanın tamamı Akdeniz ikliminin etkisi altındadır. Ancak Akdeniz iklimi yüksekliğe bağlı olarak sıcak Akdeniz, asıl Akdeniz ve üst Akdeniz katları ile temsil edilmektedir. Sahada bulunan su kenarları, kanyonlar, açık alanlar, ormanlar, çalılıklar, sık veya seyrek ağaçlık alanlar, tarla ve meyve bahçeleri gibi çeşitli yaşam alanları kuş türleri açısından zengin çeşitlilik sunar.